Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi, Lozan. İzmir doğumluydu Latife. ABD'nin ve İngiltere'nin tütün ve pamuk borsasında söz sahibi olan şehrin en zengin tüccarı Muammer Bey'in kızıydı. İlkokul eğitimini eve getirilen İngiliz ve Alman öğretmenlerle tamamlamış, sonrasında İstanbul'da Arnavutköy Amerikan Koleji'nde okumuştu. İngiltere'de Tudor Hall School'da lisansını ilerletmişti. Halide Edip Adıvar'ın öğrencisiydi. Tevfik Fikret'ten, Halit Ziya Uşaklıgil'den ders almıştı. Ana dili seviyesinde İngilizce, ileri düzeyde Almanca, Fransızca, Farsça konuşuyordu. Rumca ve İtalyanca biliyordu. Piyano çalıyordu. Mükemmel biniciydi. Atın eğerine süvari gibi oturuyordu. Sorbonne Üniversitesi'nde siyaset ve hukuk okudu. 29 Ocak 1923'te evlendiler. Koyu gri, sade bir elbise giymişti. Paris'ten almıştı saçına beyaz ipek başörtüsü takmıştı. Aslında elbette bembeyaz bir gelinlik giymek istiyordu ama kayınvalidesi Zübeyde Hanım yeni vefat etmişti. Onun matemi vardı. Hayatının bu en mutlu gününde fedakarlıkta bulunmak, vakarlı olmak zorundaydı. Bu olgunlukta bir kızdı. Mustafa Kemal üç parçalı lacivert takım elbise giymişti. Kırmızı kravat tercih etmişti. Ceketinin üst cebinde beyaz keten mendil vardı astragan kalpak takmıştı. Mustafa Kemal, kibrit kutusu büyüklüğünde altın muhafaza içinde el yazması Kur'an-ı Kerim ve akik taşlı broş hediye etti eşine. Latife ise gümüş sigara tabakasıyla bir kravat iğnesi verdi. Nikahtan sonra elli kadar davetliye çay partisi düzenlediler. Şekerleme ikram edildi, fakirlere yemek dağıtıldı. Mustafa Kemal'in tabiriyle dişi yaveriydi. Çok erken kalkıyor, yabancı gazeteleri okuyup notlar alıyor, sabah kahvesiyle birlikte Mustafa Kemal'e sunum yapıyordu. Yurt gezilerine eşlik ediyor, bağnazlığa karşı Anadolu kadınını yüreklendiriyor, yabancı diplomatlara ayrılan locadan meclis oturumlarını izliyor, bazı keyifli akşamlar Mustafa Kemal'in sevdiği şarkıları piyanosuyla çalıyordu. Kemal diye hitap ediyordu eşinin bulunmadığı ortamlarda üçüncü kişilerle sohbet ederken de asla Gazi'ye Cumhur Reisi diye bahsetmezdi. Kemal şu kararı verdi, Kemal şuraya gitti gibi hep Kemal derdi. Sadece eş durumunda değil, daima eşit durumundaydı. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal'in bağımsız karakterli aşkıydı. Türkiye'de kadınların henüz seçme ve seçilme hakkı yokken kendisine oy verilen tarihteki ilk kadındı. Haziran 1923'te yapılan Türkiye'nin ilk genel seçiminde aday olmadığı halde, hukuken aday olma imkanı bulunmadığı halde İzmir'de ve Konya'da Latife'ye oy çıktı. Gazeteler aracılığıyla teşekkür telgrafı yayınladı. Bana mevul seçiminde oy verilmiş olması, şahsım adına değil Türk kadınına yönelik bir takdir olması nedeniyle heyecanla karşılıyorum. Şükranlarımı arz ederim dedim. Kadın haklarının işaret fişeğiydi. Olağanüstü zengindi. Ne Mustafa Kemal'in bütçesinden tek kuruş kullandı ne devletin bütçesinden harcamalarının tamamını kendisi yapıyordu. Babasından intikal eden servet değerinde mücevherlere sahipti. İstanbul'da, İzmir'de köşkleri, apartmanları, işhanları, arsaları vardı. Kendisini büyüten dadısıyla aşçısını Ankara'ya getirmişti. İzmir'den taşıttığı eşyalarla Çankaya'yı kendi zevkine göre yeniden döşedi. Yatak odası takımı mesela 15. Louis tarzındaydı. Sanatsal eser niteliğindeydi. Misafir salonundaki koltukları kaldırtmış, Fransa'dan getirdiği mavi koltuklarla değiştirmişti. Cumartesi günleri öğleden sonra paşa eşlerini, milletvekili eşlerini, gazeteci eşlerini ağırlıyordu. Pastalı kurabiyeli açık büfe sofralar hazırlıyordu çay ayakta servis ediliyordu. Ankara'nın o güne kadar görmediği, duymadığı şeylerdi. Çeyiz sandığından çıkardığı kristal bardaklar, gümüş çatal bıçak takımları, işlemeli örtüler büyüleyiciydi. Paris'ten Milano'dan giyinirdi. Misafir hanımlar, Latife'nin elbiselerinden, ayakkabılarından ve özellikle de babası Muammer Bey'in armağanı olan dört karatlık tek taş yüzüğünden gözlerini alamazlardı. Zarafeti ve ev sahipliği mükemmeldi. Ömrü boyunca asla eve kapanmadı. Gezmekten, seyahatten hiç vazgeçmedi. Tanınmasın, rahatsız edilmesin diye Atatürk'ün isteğiyle Fatma Sadık adıyla pasaport düzenlenmişti. Yurt dışına giderken Latife kimliğini değil Fatma Sadık kimliğini kullanıyordu. Konser tiyatro kaçırmazdı. Kenter tiyatrosundan sezonluk koltuk alırdı. Beyoğlu'na sinemaya giderdi. Yemesine içmesine dikkat ederdi. Hiçbir yaşında kilo almadı. Saçını boyamadı. Bembeyaz saçları gür ve ışıl ışıldı. Topuz yapardı. Daima fil dişi tarağıyla tuttururdu. Müthiş kütüphanesi vardı. Shakespeare, Göten, Schiller, Corniel'i orijinalinden okurdu. Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yahya Kemal ezbere bilirdi. 50 yaşından sonra Rusça öğrendi. Puşkin hayranıydı. Emektar Rum kadın hizmetlisi vardı. İrfan Hanım adında aşçısı vardı. Şoför kullanmazdı, taksiyle dolaşırdı. Göğüs kanseri oldu. 1975 yılında 76 yaşındayken gözlerini yumdu. Devlet töreni yapılmadı. Tabutuna Türk bayrağı örtüldü. Cenaze namazı Teşvikiye Camisi'nde kılındı. Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. Ziraat Bankası'nda ve Osmanlı Bankası'nda iki kasası vardı. Bu kasalar vefatından 4 sene sonra açıldı. Cumhuriyet tarihine ait belgeler Mirasçıları tarafından Türk Tarih Kurumu'na verildi. Özel eşyaları tasnif edilirken nikah yüzüğü çıktı. Platindi. İçinde Latife 1339 yazıyordu. Yüzüğü pembe bir kağıtla paketleyip mücevher kutusuna koymuş, kutuyu da tülbentle sarmıştım. Atatürk vefat ettiğinde de özel eşyaları arasında incecik platin bir yüzük bulundu. Şu anda Anıtkabir Müzesi'nde yer alan o yüzüğün içinde Gazi M. Kemal 1339 yazıyordu. Ayrılırken yüzüklerini birbirlerine iade etmişlerdi. Her ikisinin de ömürlerinin sonuna kadar sakladıkları nikah yüzükleri İsmet İnönü'nün hediyesiydi. Lozan'dan getirmişti. Çünkü Mustafa Kemal evlilik kararını kalbiyle vermişti ama evlilik tarihini aklıyla belirlemişti. Bir ay önce dünya ile masaya oturmuştuk. Lozan görüşmeleri başlamıştı. Lozan Antlaşması imzalanana kadar tarihi satranç hamleleri 6-7 ay devam edecekti. Latife'nin batılı kadınlardan çok daha ileri seviyede eğitime sahip olması, Müslüman Türk kadınları için rol model olması Avrupa basanında çok geniş yer buluyordu. Müthiş sempati yaratıyordu. Türkiye'deki dönüşümün vücut bulmuş haliydi. Modern Türkiye'nin modern yüzüydü. Ankara'ya yönelik algıyı değiştirmişti hem uluslararası imajımızı güçlendirmiş hem de Lozan'daki Türk heyetinin elini güçlendirmişti. Nikah tarihi bu anlamda çok önemliydi. Bana sorarsanız Lozan Antlaşması'nın yazılmayan yönüdür bu. Lozan Antlaşması sadece Kurtuluş Savaşı'nın neticesi değildir. Aynı zamanda kadın erkek eşitliğinin zaferidir. Lozan Antlaşması sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu değildir. Kadınların eşit eğitim hakkıdır medeni nikah hakkıdır, boşanma hakkıdır, velayet hakkıdır, miras hakkıdır, seçme hakkıdır, seçilme hakkıdır, meslek edilme hakkıdır, çalışma hayatına katılabilme özgürlüğüdür, eşit işe eşit ücret hakkıdır, kürtaş hakkıdır, gebeliği önleme hakkıdır, kızlık soyadını kullanma hakkıdır. Lozan Antlaşması, kadınların kafesten peçeden kurtulmasının antlaşmasıdır. Kadınların sokağa çıkma özgürlüğüdür. Seyahat özgürlüğüdür. Yanında erkek olmadan restorana, sinemaya, tiyatroya, konsere gidebilme özgürlüğüdür. Sanatçı olabilme özgürlüğüdür. Spor yapabilme özgürlüğüdür. Lozan Antlaşması kadınların artık bu topraklarda ikinci sınıf insan olmadığının belgesidir. Bu yüzden neredeyse 100 yıl sonra 2015 yılında Avrupa'nın en köklü üniversitelerinden olan Viyana Üniversitesi cinsiyet eşitliği temasıyla küresel sergi açtı. Dünya çapında değerlendirme yapıldı. Dünya kadınlarına tarih boyunca rol model olmuş 36 kadın tespit edildi. Büsleri üniversitenin avlusuna yerleştirildi. Dünya çapındaki 36 öncü kadından biri Latife'ydi. Mecdelli Meryem, Maria Curie, Mileva Einstein, Frida Kahlo, Elizabeth Oppenheim, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Josephine Barker, Maria Callas, Sara Bartman, Anna Mandiena, Hapşetsut, Yanis Joplin, Sopio, Maria Montessori, Papstin Johanna, Gertrude Stein, Suzan Sontag. Latife onların arasındaydı. Dünyanın saygı duyduğu rol modeldi. Lozan Antlaşması budur. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusundan ibaret değildir. Kadın erkek eşitliğinin tescilidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.